Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Efendim, EkoTürk televizyonları ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Paratoner programı ile karşınızdayız. Gündem yoğun. Borsa İstanbul'da bir miktar yukarı doğru hareketlenme var ve an itibariyle oransal bazda %1.1 seviyesinde yükseliş hareketiyle beraber tam olarak 9.999 seviyesinden geçiyor efendim fiyatlar. Gelin dilerseniz tüm bu gelişmeleri hem makro düzeyde hem de finansal piyasalardaki yaşanan gelişmeleri değerli konuklarımızla konuşmadan önce araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'e dönelim ve kendisinden ayrıntıları dinleyelim. Büşra, merhabalar, söz sende. Merhaba Erencan Umut, teşekkürler. 26 Eylül Perşembe, haftanın 4. işlem günündeyken, hafta sonu da yaklaşırken küresel piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler etkili olmaya devam ediyor. Haftanın en majör verilerinden biri de bugün karşılanıyor olacak. Saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde ABD büyüme verisi açıklanıyor olacak ki ve ikinci çeyreğe ilişkin son okunan veriyi de karşılıyor olacağız. Ki hatırlatalım, geçen hafta Merkez Bankası haftası olarak nitelendirdiğimiz kritik yoğun süreçte FED politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirerek 50 bas puan düşürmüş ve %4,75 ila 5 aralığına çekmişti. Yapılan açıklamada ise ekonomik aktivitenin güçlü bir hızla genişlediği, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ancak ve ancak işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği belirtilirken yine ekstra olarak da ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve her iki taraftaki risklerin de dikkatle takip edildiği de ifade edilenler ve açıklamalar arasındaydı. Bu noktada ise FED Başkanı Jerome Powell da 50 bas puanlık faiz indiriminin iş gücü piyasasının korunmasıyla ilgili artan güveni yansıttığını yine belirtirken, söylemlerini eklerken ayrıca enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve yine keza istihdamı ilişkin aşağı yönlü risklerin de arttığını ifade etmiş ve ABD ekonomisinin de genel olarak güçlü kaldığını vurgulayarak bu ilk gücü piyasasının aşırı ısınmış durumdan çıkarak daha da normal seviyelere geldiğini aktarmıştı. İş gücüne yönelik yaptığı söylemlerde ki buna ilişkin yine bugün büyüme verisini karşıladıktan hemen sonra saat 15.30'da saatler 16.20'yi gösterdiğinde de küresel piyasalar büyük bir dikkatle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı kritik açıklamalara da odaklanmış durumda. Özellikle de Fed'in gelecek hamlelerine dair ipuçlarının arandığı bu kaotik dönemde ABD ekonomisindeki büyüme verileri de yatırımcıların gündeminde yer alırken yine aynı zamanda resesyon endişelerinin ve yine Orta Doğu'daki gerilimin siyasi ve jeopolitik tansiyonların artış gösterdiği de bir ortamda Powell'ın ifadelerinin piyasalar üzerindeki etkisi de önemli bir merak konusu oluyor piyasa aktörleri ve yatırımcılar tarafında. Buna istinaden de yine yatırımcılar Powell'dan gelecek sinyallerle ekonomik politikalardaki olası değişiklikleri ve bunların da ekonomik görünümü etkilerini kritik verilerin ardından yapılacak olan bu önem arz eden konuda daha ayrıntılı değerlendirebiliyorlar olacak Powell'ın söylemleri noktasında ki belirtelim. Yüksek enflasyon oranları ve ekonominin de genel yönüne dair kapsamlı analizlerinin yine Powell'ın konuşmasından çıkarılacak ana temalar arasında olması beklenirken bir diğer yandan resesyon kaygıları ve jeopolitik riskler de piyasa volatilitesinin korunmasına zemin hazırlıyor. Ama dediğimiz gibi öncesinde büyüme oranlarını alıyor olacağız ki daha önce de bahsettiğimiz gibi bir ülkenin ekonomik performansını ölçmek amacıyla kullanılan gayri safi yurt içi hasılanın temel amacı bir ülkenin belirli bir zaman zarfında ürettiği tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini yansıtırken ekonominin değerlendirilmesinde de temel bir ölçü olarak kullanılarak aslında ekonominin sağlığını ve performansını uzun vadede ölçmede büyük bir öneme sahiptir ki altını çizelim. Hemen bir parantez açalım. Gayri safi yurt içi hasılanın tabii ki tek başına bir ülkenin refah düzeyini ifade etmese bile bu oranın artması ekonominin büyüdüğünün çıkarımını yaptırırken tam aksine azalması ise ekonominin küçüldüğünün çıkarımını yaptırır ki bu oranda değerlendirilerek çevresel etkiler, gelir dağılımı, adaletsizliği ve yaşam kalitesi gibi yan faktörlerde ön sıralarda göz önünde bulundurulur ki bu ayrıntıyı da hemen siz değerli izleyenlere aktardıktan sonra bir de ekleme yapalım ki bugün açıklanacak oranda %3 olarak gelmesi de beklentiler dahilinde. Şimdi tabii gündemde bir de bu konuya paralel Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani bildiğimiz gibi OECD'de ekonomik görünüm raporunu köşeyi dönmek temasıyla yayımlamış oldu değerli izleyenler ve raporu
Bizler incelediğimizde ise yer verilenler arasında küresel üretim artışının dirençli kalmaya ve enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğine, ABD, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere de birçok G20 ülkesinde nispeten güçlü büyüme görülürken, aralarında Almanya'nın da bulunduğu birkaç ekonomideki geçtiğimiz günler bahsetmiştik, daha zayıf büyüme görülürken, özellikle de hizmet sektöründeki ekonomik aktivitenin güçlü kaldığı, reel ücretlerdeki artışında hane halkı gelir ve harcamalarını desteklese dahi satın alma gücünün de birçok ülkede henüz salgın öncesi seviyelere tam olarak dönmediğine yer verildiğini takip etmiş olduk ki bu doğrultudaysa dünya çapında aslında dezenflasyon sürecinin devam etmesi, reel gelirlerdeki iyileşme ve birçok ekonomide de para politikasının daha az kısıtlayıcı olmasının talebi desteklemesi beklentisiyle de birlikte küresel ekonominin bu yıl %3,2 büyümesinin beklendiği ve hemen ekleyelim bu oranında OECD'nin Mayıs'ta açıkladığı öngörüsünün %0,1 üzerine bulunduğunu da aktarmış olalım. Ayrıca OECD küresel ekonomide 2025'e ilişkin büyüme tahminini ise yani gelecek döneme ilişkin yine değiştirmeyerek %3,2'de sabit bırakırken Amerika'da da ekonomik büyümenin yavaşlamasının ancak para politikasındaki gevşemeyle desteklenmesini de bekliyordu. Bu noktayı da atlamadan geçmemekte fayda var. Bu perspektifte ise bu yıla ilişkin büyüme tahminini %2,6 ile değişiklik göstermeyip ABD ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini Mayıs'taki öngörüsüne istinaden %0,2'lik bir yine aşağı yönlü revize ile birlikte 1,6'ya çektiğinde takip etmiş olduk diyebiliriz. Şimdi tabii ki tüm bu gelişmeleri aktarırken önem arz eden saatlere de oldukça yaklaşıyoruz sevgili Eren Can Umut. Dediğimiz gibi oldukça yoğun ve veri seti bakımından da bilhassa kritik bir süreçteyiz. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme oranları, Powell'ın söylemleri derken yarın da PC rakamlarını alıyor olacağız. Tabii ki önümüzdeki cuma günü tarım dışı istihdam rakamları yine piyasalar ve gündem için bir hayli önem taşıyor olacak. Bu süreci hep beraber yakından izliyor olacağız. Ancak öncesinde sözü başta sen olmak üzere birbirinden değerli konuklarımıza bırakalım. Büşra, sana çok teşekkür ediyoruz. Efendim Büşra Bingöl'ü uğurladıktan sonra değerli konuklarımıza sohbetimize hiç zaman kaybetmeden başlayalım.
Evet efendim, programımızın birinci bölümünde değerli konuğumuzla sohbet edeceğiz ama konuğumuza geçmeden önce şöyle kısaca bir fiyatlamalara bakalım. İlk etapta Borsa İstanbul bir miktar yukarı doğru bir tepki mahiyetinde atak hareketleri var. 9.972 seviyesinden işlemler geçiyor ve %0.83 oranında yukarı hareket söz konusu. Diğer taraftan dolar TL bir miktar yükseliş hareketi var. 34'lerde sabitti. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 34.16 seviyesinden işlemler geçiyor ama dünkü kapanışta kıyaslandığı zaman öyle kayda değer bir hareketlilik de yok. Euro TL cephesinde %0.50 oranında hafif montanlı bir yükseliş hareketi var. 38.22'den fiyatlar geçiyor ve dolayısıyla bir miktarda Euro TL'den kaynaklanan yükseliş hareketi sebebiyle sepet kur cephesi 36.19 seviyesinde ve %0.29 oranında yükseliş hareketi içerisinde. Gram altın cephesi yeni rekorları test etmeye devam eden bir gram altın var. Neden? Çünkü ons altında da yeni rekorlar söz konusu. Gram altın an itibariyle 2941 TL seviyesinde işlem görürken oransal bazda da %0.86 oranında yükseliş hareketi içerisinde. Şöyle bir diğer fiyatlama penceremize kısaca bakalım. Evet efendim, küresel cepheye bakalım. Dolar endeksine gelmiş olduğumuz noktada 100 seviyesinin altına tam olarak geçebilmiş değil. 100.86 seviyesinde işlemler geçiyor. Çok hafif bir gevşeme varken Euro dolar paritesi 1.1157 seviyesinde 0.17 oranında yukarı doğru hafif montanlı bir yükseliş hareketi var. Pound dolar cephesi 1.3384 seviyesinden geçerken dolar İsviçre frangına baktığımız zaman 0.8473 seviyesinde işlemler oluşuyor ve dolar yende de 144.36 seviyesinde işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz. Evet, genel itibariyle şöyle biraz yurt içi ve küresel ölçekteki para birimleri ve pariteler, özellikle de dolar endeksine bakalım istedim. Ve şimdi de ilk konuğumuza hemen dönüş yapalım. Ağlatçı yatırım araştırma uzmanı sevgili Mehmet Özdemir bizlerle beraber. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Erencan Bey merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Mehmet Bey, Borsa İstanbul analizi sizden rica edelim. Dün 10.000 puan seviyelerinin yeniden üzeri test ediliyordu. Bir anda bir satış baskısı oldu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 9.965 seviyesinden işlemler geçiyor ve %0.75 oranında hafif de olsa yukarı doğru bir hareketlenme var. Dip yapma çabaları olarak mı görmek gerekiyor, yoksa hala kısa vadede bir düşüş trendi içerisinde miyiz efendim? Nasıl görüyorsunuz şu anda Borsa İstanbul'un durumunu? Tabii ki. Öncelikle birkaç farklı manzaradan bakabiliriz bu duruma ama şunu söyleyelim ki yakın vadede, hani bu Eylül'ün ortasından bu yana baz alacak olursak, güzel bir yükseliş hareketi oluşturmuştuk ki 9.300'lerden geliyoruz buralara. Fakat buradan itibaren işte, ki bu iki gün önce 100 milyar TL'nin üzerinde hacimlerde test ettik. 100 milyar TL'yi biraz geçtik. Borsa İstanbul tarafında da 10.100 seviyesinin de üzerinde görüldüğü, fakat onun üzerinde kapanış yapılamadığını da görmüştük. Şimdi özellikle hani teknik tarafta bakmak gerekirse çok ciddi bir resimde bozulma gözükmüyor en dipten baktığınızda. Fakat hani hacimlerin 100 milyar TL'nin ardından bir istikrar yakalayamadığını görüyoruz geriye kalan işlem günlerinde. İşte dün özellikle baktığımız zaman evet 10.000 seviyesi test edildi ama hizmetler tarafında çok ciddi bir satış baskısı olduğunu gördük. Burada biraz daha bankalar civarında dengelenme çabası vardı. Bankalardaki primlenmeyi zaten ekstra hani konuşmak gerekebilir belki ama işte son özellikle 10 işlem gündür ciddi ivmelenen bir bankacılık endeksi var. Keza holdinglere de bu biraz daha sirayet etmiş durumda. Ama Borsa İstanbul'da genel anlamda biraz daha kısa vadeli resimden bakacak olursak manzara olumlu. Çok ciddi bir bozulma olmadığını görüyoruz ama 10.000 seviyesinin üzerinde kapanış yapamamamız da biraz daha risk algısının törpülenmesine de bağlıyor olabiliriz. Özellikle yurt dışı tarafta, küresel tarafta Fed'in faiz indirimlerinin başlangıcı ve Çin'den gelen ardı ardına açıklanan teşvik paketleriyle birlikte çok ciddi bir hava yakalanmış durumda. Borsa İstanbul'da da bunun nispeten sınırlı da olsa sirayet ettiğinden bahsedebiliriz. Peki mevcut durumdaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek kanaatini taşıyor musun ve yıl sonu ilişkin nasıl bir Borsa İstanbul öngörüm var fiyat bazında, endeks bazında? Tabii ki, yani şöyle aktarmak gerekirse, yani Borsa İstanbul tarafında yıl sonuna buralarda kalmayabileceğimizi biraz daha değerlendiriyoruz. Biraz daha yılbaşından bu yana resme baktığımız zaman da primlenmelerin son 2 ayda olsa, son 3 ayda da gerçekleşebilecek bir potansiyel de olsa, işte 3. çeyrek bilançoları ile birlikte biraz daha yukarı alanımızın olabileceğini değerlendiriyoruz. Fakat burada belli işte hep herkesin baktığı teknik seviyeler var.
strateji oluştururken şu andan itibaren belki evet alım yerleri, cazibe noktaları biraz daha 9400-9300 altına geldiğimiz yerlerdeydi ki o zaman biraz daha bizler de bunu dile getiriyorduk. Beklentisi olan şirketlerde maliyetlenmek için güzel fırsatlar oluşturuyor bu noktalar diye ama şu andan itibaren pozisyonlanmalar adına sanki 10.000 hatta 10.200 seviyesinin üzerinde bir fiyatlanmayı da görmemiz gerekebilir. Fakat işte özellikle geçtiğimiz dönemlerde çokça açılan bu kredili pozisyonların, vadeli taraftaki kaldıraçların agresif bir şekilde ilerlemesinin 10.450 o bir görmüş olduğumuz bir gap var ki onun kapandıktan sonra biraz daha böyle sağlanabileceğini, biraz daha risk iştahının açılabileceğini düşünüyoruz. O zamana kadar biraz daha böyle karışık seyir devam edebilir. Yıl sonuna doğru da biz açıkçası 12.000 seviyelerinin görülebileceği kanaatindeyiz. Biraz daha açıkçası hizmetler ve banka mali endeksin desteğiyle sanayideki fiyatlamayı biraz daha yakından takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da hala işte ağırlık bakımından en ağır endeks olduğunu söyleyebiliriz. Ama orada şu an için biraz daha seyir zayıf gidiyor, onu da belirtelim. Peki endeks eğer yükselecekse yine bankalar ve holdingler içinde mi bir yukarı hareketlenme olur? Mesela endekste son 2-3 gündür ya da bu hafta içerisinde evet bir miktar oynaklık oldu. Evet bir miktar yükseliş hareketi noktasında umut vadeden bazı fiyatlamalar oldu ama kalıcılık sağlanamadı. Orası bambaşka bir tartışma konusu ama X tüm Y dediğimiz bu yan tahta endeksine baktığımız zaman orada düşüş hareketi devam ediyor. Yani elinde yan tahta hisseleri tutan yatırımcılar hala oldukça mutsuz ve haklı olarak mutsuzlar. Nasıl bir sektörel değerlendirme, nasıl bir endekste yukarı doğru fiyatlama stratejisi belirlersiniz? Yani yan tahta hareketi ne zaman başlar ya da başlayacak mı? Nasıl değerlendirmek lazım? Tam olarak bahsetmiş olduğumuz şeyi biz de aslında yaklaşık iki gün önce falan kendi aramızda değerlendirirken konuşuyorduk. Borsa İstanbul'da 100 milyar TL'yi, BIST 100 bazında söylüyorum, %100 milyar TL'nin üzerinde bir hacim var. İşte 10.100'ün üzeri test ediliyor. O gün baktığımızda X-TÜM-Y endeksi %1 civarında aşağıdaydı. Yani bu çok ciddi bir ayrışma. Tabii bunun belirli metrikleri de var, belirli sebeplerini de burada konuşabiliriz. Ama özellikle işte mali tarafta zorlanan, özellikle işte KOBİ tarafından da biraz bahsedebiliriz. Mali tarafta oldukça zorlanan ve işte bilançoları da bunu haklı olarak burada marjların eridiğini gördüğümüz daha böyle BIST 30 dışındaki, BIST 100 dışındaki şirketlerin performansının zayıf olmasına bağlıyoruz tabii ki de bunu. Burada bir ki işte siz de bahsettiniz, burada özellikle kendi parasını yöneten yatırımcının, bakiyesi biraz daha düşük olan yatırımcının çokça pozisyonlandığı bir endeks, X-TÜM-Y endeksi ve BIST 100 dışındaki yan tahtalar diye tabir ettiğiniz şirketler. Burada biraz daha faiz indirimlerinin sesinin daha gür çıkabilmesi, yani işte zaten burada faiz indirim beklentileri en azından konsensus biraz daha öne çekilmiş durumda ama yan tahtaların biraz daha yukarı doğru gidebilmesi için faiz ortamının daha da iyileşmesi, finansman maliyetlerinin ucuzlaması gerekiyor. Bu şirketlerin çoğu kredi büyümesine bağlı olarak kendini büyütebiliyorken en azından. Öyle söyleyeyim. Faiz indiriminin Merkez Bankası tarafından bu yıl itibariyle yapılacağını düşünüyor musunuz? Bu yıl itibariyle yapılar. Biz açıkçası Ocak ayında bekliyoruz. Hani bunu zaten her platformda sıkça bir şekilde dile getiriyoruz. Ocak ayında beklememizin sebebi de enflasyonda bir türlü şu an için en azından belirgin bir iyileşmenin gerçekleşemiyor olması. Mayıs ayında biz 75'te işte evet tepe noktayı gördük. Oradan itibaren baz etkisiyle bir miktar daha aşağı geldik ama aylık enflasyona baktığımızda aydan aya dalgalı seyirin devam ettiğini görüyoruz ve istenilen seviyenin şu an itibariyle çok da görülemediğini açıkçası söyleyebiliriz. İşte burada özellikle %2'nin altına gelen bir aylık enflasyon oranı ki özellikle Ekim ayı enflasyonunu biz faiz indirimlerinde yıl sonuna kadarki planlarımızı, stratejilerimizi belirlemek açısından dört gözle bekliyoruz bu Ekim ayındaki açıklanacak enflasyon şeyini. Orada işte Merkez Bankası Başkanı'nın bir para politikası şeyi de olacak. Enflasyon görünüm toplantısı da olacak. Orası biraz daha kritik olacak. Ama sorunuzun cevaplamak gerekirse net bir şekilde biz şu an için ciddi bir faiz indirimi patikası öngörmüyoruz. En azından yılbaşına kadar. Fakat enflasyonda ciddi bir trend şeklinde bunun altını çizmek lazım. Trend olarak aşağı doğru bir iniş görürsek
O zaman faiz indirimlerini herhalde konuşabiliriz. Fakat burada biraz daha şu devreye giriyor. Faiz indirimleri gelecek ama bu çok ciddi bir aşağı doğru faiz indirimlerinin işte çok aşağı doğru bir patikada gerçekleşemeyebileceğini de şu andan itibaren görüyoruz. 2025 yılının tamamında da işte reel pozitif faiz vermeye devam edeceğini düşünüyoruz. Evet, ilk etapta biraz daha rahatlatıcı olabilir faiz indirimlerinin gerçekleşmesi. Fakat bunun Borsa İstanbul'a yansıması da her şirket üzerinde tümden bir alım olarak gerçekleşmeyebilir. Hisse bazlı, sektör bazlı ayrışmaları 2025 yılında da keskin bir şekilde görebiliriz diye düşünüyoruz. Nasıl bir sektörel ayrışma olur faiz indirimiyle beraber? Çünkü faiz indirimi noktasında geçen hafta şu dikkatimizi çekti. Merkez Bankası toplantı karar metninden ek sıkılaştırma tabirini kaldırmasından sonra bankacılık endeksi %4 ötesinde yükseliş hareketi yaşattı. Mesela faiz indirimiyle beraber gayrimenkul sektörü zaten çok konuşulan bir unsur. Dolayısıyla çimento sektörü çok konuşulan bir unsur ama bankacılık da pozitif etkilenecekmiş gibi duruyor. Ya da bu saydığım sektörlerin yanına ek hangi sektörleri konuşabiliriz? Tabii ki de yani işte faiz bu bir, geçtiğimiz hafta metinde gördüğümüz kısım özellikle çok ciddi anlamda piyasayı da ikiye bölmüştü. Aslında ekonomistler farklı bir şekilde bu metini dile getirdiler ve yorumladılar. Piyasada ise çok net bir şekilde fiyatlamasından gördüğümüz üzere bunu biraz daha güvercin, ihtiyatlı güvercin bir şekilde algılandı ki o gün Borsa İstanbul'da yukarı doğru bir seyir gördük. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bankacılık sektörü liderliğinde. Şimdi burada bankalarda 2025'ten itibaren de iyimser seyirin devam edebileceğini bekliyoruz. Orada biraz daha kredi mevduat makasları ilk çeyrek ve ikinci çeyrekte biraz daha zayıftı. Fakat artık biraz da işte üçüncü çeyrekte daha kötüsü geride kaldı mı? Biraz daha böyle bu makaslar bankaların lehine geçer mi? Bunu birazcık açıkçası değerlendiriyoruz ama bankalar şunu söyleyebiliriz ki yabancı yatırımcı buraya doğru bir pozisyonlanma gerçekleşecekse ki yılbaşından bu yana 2 milyar dolara aşkın bir satış gördük orada. Bankalar ve işte holdingler üzerinde biraz gerçekleşebilir ama sadece banka holdingler mi? Tabii ki de hayır. İşte faiz indirimine hassasiyeti yüksek. Burada faiz indirimine faiz indirimlerinden biraz daha pozitif etkilenebilecek sektörler. İşte gayrimenkul yatırım ortaklıkları ki bunların net aktif değer iskontoları birikiyor ve birikmeye devam ediyor gibi gözüküyor. Bunlar uzun süredir iskontolular. Ne zaman fiyatlanabileceği sorusu işte o zaman faiz indirimleri sürecine bakacağız. Aynı şekilde çimentolarda bir miktar daha potansiyel görüyoruz. Bunlar belki hemen bugünden yarına fiyatlanmayabilir. Faiz indirim tartışmaları biraz daha alevlendikçe ve biraz daha gündeme geldikçe özellikle bu yılın sonuna doğru belki bu yılın sonuna doğru veya 2025'in başlangıcı itibariyle biraz daha orada fiyatlanmanın daha sertleşebileceği bir pozisyona doğru girebiliriz. Ulaştırma keza işte burada havacılık rakamlarını çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. 2025 yılında da turizm tarafında rekorlar öngörülüyor ki işte burada biraz daha işte Pegasus ve Türk Hava Yolları tarafında sanki pozitifliğin devam edebileceğini görüyoruz. Evet, orada özellikle Türk Hava Yolları tarafında beklentiler çok daha yüksek. Orası bu yıl itibariyle yatırımcının beklentileri karşılayamadı ama 2025 yılında en azından daha iyi bir fiyatlama görebileceğimizi de söyleyebilirim. Evet efendim, Ağlatçı Yatırım Araştırma Uzmanı Mehmet Özdemir'e değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok kısa bir reklam aramız var. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam edecek. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Efendim Para Tüner programının ikinci bölümünden tekrar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Programımızın ikinci bölümünde Marbaş Menkul Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir bizlerle beraber olacak. Yasin Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk Eren Bey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yasin Bey, Borsa İstanbul analizi sizden öncelikle alalım. 10.000 puan seviyesinin üzerine test etsek de oturamıyor. Oralarda kalıcılık sağlayamayan bir Borsa İstanbul var ama 10.000 puan seviyesinden de özellikle de bu hafta itibariyle aşağı yönlü çok fazla uzaklaşamayan bir Borsa İstanbul da var. Yani buralarda bir dip yapma çabası olarak mı bunu algılamak lazım, yoksa hala kısa vadedeki düşen trendin devam ettiğini ve tehditlerin hala masada olduğunu mu söylemek lazım? Nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi biraz geriye doğru sararsak eğer kara pazartesinden itibaren ben anlatmaya başlayayım. Tabii ki de bütün dünya borsalarıyla beraber bizim borsamızda 10.800'de ve 10.400'de bir boşluk bırakarak düştü ve kara pazartesiye başladık. Ancak o tarihten itibaren global piyasalardan çok negatif ayrıştığımızı gördük. Evet, bütün piyasalar düştü. ABD'de Dow Jones, S&P 500, Nasdaq düştü. İngiltere düştü, Almanya DAX düştü. Japonya düştü ama onlar bir süre sonra toparlanmaya başladılar. Yani baktığımız zaman bugün S&P 500'ünden Russell 2000'ine kadar hepsi tarihi zirvelerini zorlamaya başladı. Özellikle faiz indirimleri gelmeye yakın zorlamaya başladılar ve faiz indirimleri geldikten sonra da tarihi zirvelerini gördüler. Yine aynı şekilde DAX'ta ve Japonya endeksi de eski yerlerine geri geldiler. Ancak Borsa İstanbul'a baktığımızda henüz zirveden çok çok uzağız diyebilirim. Hatta bıraktığımız boşlukları bile kapatamadık. Biraz önce bahsettiğim 10.800'de ve 10.400'de olan boşluklar bile kapanmadı ve maalesef çok çok negatif ayrıştık. 9.200'e kadar Borsa İstanbul'da bir satış gerçekleştirdi. Oradan tepki alıp 10.000'e kadar gelmiş olduk. Şimdi bu seviyeler çok kritik seviyeler. Dün de bahsetmiştim aslında bundan ama 10.200 seviyesi 8 Ağustos'tan itibaren geçilemiyor. Yani 2 aya yaklaşık bir süredir çok kuvvetli bir direnç olmuş durumunda ve buraya kadar tepki alımları gelse de burası kolay kolay geçilemiyor ve biraz önce de bahsettim, 2 ayda oluşan çok kuvvetli bir direnç. Eğer bundan sonra Borsa İstanbul'da pozitif bir beklentiye sahipsek, bütün hisse senetlerinin katılacağı genel bir yükseliş olacaksa bu seviyenin geçilmesiyle olacağını düşünüyorum ki yatırımcılar bunu kesinlikle not etsinler. Yani 10.200 geçilmeden genele yayılan bir yükseliş yaşanmayacak diyebilirim. Şimdi üst direncimizi 10.200 olarak belirledik. Peki aşağıda ne var? Aşağıda da 9.800 var ve bu dar bantta borsa bu hafta gidip geldi diyebilirim. İşte dün bir takım doğru olmayan haberler, işte çarşamba gününde etkisiyle, kredi satışların etkisiyle de sert bir satış günü olarak gördük. Ama tabii ki de dirence gelen endeks hisse senetleri bir bahaneyle her türlü geri gelirler. Bunları da bir bahane olarak kabul ettik. Ama dediğim bu iki seviye yatırımcılar çok dikkatli takip etsinler. Yukarıda 10.200 geçirmedikçe bir yükseliş başlamaz. Aşağıda da 9.800 bizim için destek konumundaki pandemiden itibaren altına inmediğimiz bir 200 günlük hareketli ortalama var Eren Bey. O da 9.400'de, oranın artık bir dip olduğunu hep beraber kabul ediyoruz. Ancak bir kere daha benim görüşüm şu, 9.400 yani 200 günlük hareketli ortalamayı denersek birçok yatırımcı maalesef ciddi kayıplarla karşılaşabilir. Çünkü şu an baktığımızda endeks zirvesinden %14, %15 aşağıda olabilir. Ancak birçok hisse senedinde, özellikle bizim yan tahta diye adlandırdığımız birçok hisse senedinde daha ciddi kayıplar var. %50, %60'lık kayıplar var. Bunlar tabii ki de toparlanması zaman alacaktır ama yatırımcılar burada kesinlikle doğru stratejiyi izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Nedir o strateji? Bana göre eğer mevcut faizler %30, %25 ya da %20 bandına inmeden yan tahtalarda bir hareket görmeyeceğiz. O yüzden ben biraz daha yan tahtalarda hareket gelmesi için faizlerin inmesi gerektiğini düşünüyorum diyebilirim. Eğer bir aksiyon olacaksa Borsa İstanbul'da, yukarı yönlü bir aksiyon, bu yine BIST 30 hisseleriyle olacaktır diye düşünüyorum ki 9.200'den fark ettiyseniz 10.000 puana gelince gelene kadar yine BIST 30 hisseleri eşlik etti. İşte bankalara eşlik etti bir yere kadar. Bir yere kadar gıdada BİM eşlik etti geçen hafta. Yani BIST 30 hisselerini dediğim gibi
ön plana çıkartabilirim burada. Ama faizler yine makul yerlere gelirse, işte bir miktar daha düşüş yaşarsak %20, %25'e kadar o zaman yan tahtalarda da alımların hızlanabileceğini düşünüyorum ki orta vadeli plana baktığımızda 2025'te %17'lik bir enflasyon tahminimiz var. %17 enflasyon bekliyorsak tabii ki de faizler 2025'te bu kadar yüksek olmayacaktır. O yüzden yan tahtalar için biraz daha seneye daha umutluyum diyebilirim. Tabii iki önemli haber geldi Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'dan, Sayın Cevdet Yılmaz'dan. Biri enflasyon muhasebesiyle ilgiliydi. Biri de borsada vergi konusunun kapandığını söyledi. İkisi de borsa için orta ve uzun vadede ben pozitif olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerimi özetleyecek olursam endeksle ilgili tepede 10.200, 2 aydır geçemediğimiz direnç, altta da 9.800 var. Bu iki dar bant arasında gidip geliyoruz. Kırılımlara göre bence bir strateji izlemeli yatırımcı burada. Şimdi menkul kıymet istatistikleri de açıklandı az önce. 96.1 milyon dolarlık yabancı girişi var hisse senetlerine ama tabii ki bir haftalık veriyle, yani geçtiğimiz haftalık veriyle çok da yorumlanmaz. O bakımdan dolayı sana şunu sormak istiyorum. Tahvile giriş devam ediyor. Uzun bir süredir hisseden çıkış vardı. Bu hafta, ya daha doğrusu geçen hafta 96.1 milyon dolarlık bir giriş olduğunu gördük. Yabancı fon akışının hisse senetlerine daha da hızlı bir şekilde girişini ne zaman görürüz? Yani bu yıl itibariyle aslına bakarsan ortodoks politikalara geçişle beraber çok güçlü sayılabilecek bir yabancı girişi bekliyorduk. Evet, giriş oldu ama tahvil cephesine oldu. Daha çok carry trade yabancının ilgi alanına giriyor. Peki hisseler ne zaman bir dönüş olur? Burayı nasıl yorumlamak lazım? Yabancı neyi bekliyor sence? Evet, şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda özellikle hani bu işin raconu mu derler artık bilmiyorum. Ama zaten bir ülkeye sıcak para girecekse ilk önce tabii ki de doğrudan yatırım yerine dolaylı yoldan yatırım girer. İlk önce tahvile girer, sonra borsaya girer, en sonunda ülke içinde kalıcı yatırımlara girer. Eğer uygun şartlar mevcutsa tabii ki. Burada ilk önce tahvile para girişinin yoğun yaşandığını görüyoruz. Tabii ki de bir yerde risksiz getiri var. Risksiz getiri de hiç azımsanmayacak kadar büyük bir getiri. Yani bugün mevduata yatırılan para %50. Carry trade'e baktığımızda gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi fırsatı sunan ülkelerden biriyiz. O yüzden yabancı yatırımcı tabii ki de ilk önce tahvile gelecektir. Ama önümüzdeki dönemde özellikle kredi derecelendirme kuruluşların bizi yatırım yapılabilir ülke seviyesine çıkarttıkça ben yabancı girişlerinin tekrardan hızlanacağını düşünüyorum Eren Bey. Şu an evet kredi derecelendirme kuruluşları arttırıyor ama hala yatırım yapılabilir ülke seviyesinin çok çok altındayız. Biz üstlere çıktığımızda bunlar orta ve uzun vadede kesinlikle etkili olacaktır. Bir de şu konuyu konuşmak istiyorum. Bunları biraz daha hemen yarından itibaren olacak işler değildir. Kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu arttırdı. Hemen bir sonraki gün yabancı gelmeyecektir. Bu biraz daha orta ve uzun vadede etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü gri liste meselesi vardı biliyorsunuz. Biz gri listeye girdiğimizde 2021'de yanlış hatırlamıyorsam hiçbir para çıkışı olmadı ülkeden. Ama 2022'de çok ciddi bir para çıkışı olmuştu. Yaklaşık 6,5 milyar TL'ye yakın bir para çıkışı olmuştu. Ancak şimdi gri listeden çıktık. Ben tekrardan orta ve uzun vadede bunun da etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Eren Bey birçok yasal, birçok yabancı hisse senedi fonu yasal düzenlemelere tabidir. Yani gri listede ülkelere yatırım yapamıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım yapabilirsin dediği ülkelere yatırım yapıyorlar. Bu mevzuatsal düzenlemelerden ötürü de zaten birçok fon buraya gelemiyordu. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi kredi derecelendirme kuruluşunun notumuzu arttırdıkça yabancının buraya geleceğini ben düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Bugün de HSBC'nin bir raporu vardı. Yine JP Morgan'dan, Bank of America'dan hiç görmediğimiz derecede güzel raporlar görmeye başladık. İşte Bank of America bankalarla ilgili çok güzel raporlar yazıyor. JP Morgan yine ulaştırma endeksimizle ilgili, gıda ve içecek endeksimizle ilgili güzel raporlar yazıyorlar. Mutlaka yabancının da ben geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk önce tahvile gelirler zaten, ardından da hisse senedine gelirler diye düşünüyoruz. Faizler de düşükte. Zaten globalde faizler düşmeye başladı. Bugün İsviçre Merkez Bankası da faizleri indirdi.
globalde düşmeye başladı. Bizde de 2025'te itibaren düşmeye başlarsa yerli yatırımcı, yabancı yatırımcının tekrardan ben Borsa İstanbul'u tercih edeceğini düşünüyorum. Ben ilk borsa yatırım yapmaya başladığımızda sene 2016-2017'de yabancı takas oranı %65-%70 civarlarındaydı. Şu an %32 QNB'yi çıkarttığımızda %32 civarında. Tekrardan yabancı yatırımcı gelip yabancı takas oranı eski seviyelerine geldiğinde şu ankinden çok farklı bir görüntüde olacağımızı da düşünüyorum diyebilirim. Peki diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Ve borsada işlem vergisi ya da kazanç vergisinin rafa kaldırıldığını ve gündemde artık olmadığını dile getirmesi pozitif. Ama daha da önemlisi aslında sana sormak istediğim unsur enflasyon muhasebesi. Enflasyon muhasebesiyle alakalı çalışmaların da olacağına ilişkin açıklamalar var. Son dönemde gelen bilançolara da baktığımız zaman enflasyon muhasebesinin ya kendisi ya da işleyiş tarzı ciddi anlamda eleştiriliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yapmış olduğu açıklamalar ve piyasada enflasyon muhasebesinin eleştirilmesini bir arada değerlendirdiğimiz zaman burada nasıl bir adım atılması lazım ya da neler beklenir ya da sen bu konuşmaları ve piyasadaki eleştirileri görüp dinlediğinde ilk ne düşündün? Evet, şimdi baktığımız zaman gerçekten çok önemli iki konuydu Eren Bey. Siz de biliyorsunuz hem işlem vergisi hem enflasyon muhasebesi Borsa İstanbul'u çok çok negatif etkiledi. Özellikle şimdi vergi geldi gelecek 100 binde bir, 10 binde bir, bir sürü dedikodu çıktı, gazete haberi çıktı. Ve her konuşulduğunda da borsayı o gün düşürdü. Bu meselenin en son Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamada ikinci vergi paketinde olacağını söylemişti ki ardından yine borsa düştü ve en son Sayın Cevdet Yılmaz son noktayı koydu. Dedi ki borsada vergiyi rafa kaldırdık diye. Bence doğru olan yapıldı. İşlem vergisinde ya da kazançtan vergi iki tarafta da Borsa İstanbul'u bence hacmini etkileyecekti. İsterse 100 binde bir, isterse 10 binde bir olsun muhakkak etkileyecekti. Zaten bizim piyasamızda bir hacim sıkıntısı var. Yan tahtalar bu hacimsiz ortamda çok sert düşüyorlar. İşlem hacmi iyice azalacaktı. O yüzden düşüşlerde tabii ki de ister istemez gelecekti. Ve buradan alınan vergi de zaten toplam bir istatistik okumuştum. Toplam alınan verginin %1'i bile olmayacaktı. Hani attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmeyecekti. O yüzden bence işlem vergisinin ya da kazanç vergisinin kalkmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Çok sığ bir piyasa olmayız, çok derin bir piyasa oluruz. İşlem hacimlerimiz çok yüksektir, tamam derim. Ama gerçekten bu piyasada alınacak önlemlerden biri bence değildi. Kalkmasının iyi olduğunu, rafa kalkmasının ben iyi olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Diğer taraftan enflasyon muhasebesine geldiğinde bir gün bir baktık bilançolar geliyor. Koca şirketlerin bilançoları çok kötü gelmeye başladı. İşte Koç Holding'in ben hiç böyle bilanço açıkladığını görmemiştim. Yine Sabancı Holding'in öyle birçok büyük şirket maalesef enflasyon muhasebesinden ötürü iyi bilanço açıklayamadı. Baktığımız zaman parasal kayıplar veya parasal kazançlar net karları çok etkiledi burada. Net karları etkileyince net karlar çarpanları etkiledi. Baktık çok uçuk kaçık fiyat kazanç oranları oluşmaya başladı. O yüzden enflasyon muhasebesine karşı biri değilim. Asla değilim. Burada kim ne kadar kazanıyor reel olarak zaten ortaya çıktılar. Ama bir de şöyle bir gerçek var ki evet bilançolarda gördüğümüz karlar bu sefer reel karlar. Ama bu sefer fiyatlar nominal kaldı. Fiyatlar nominal işte net karlar reel olunca da bir anlamsızlık oluştu ki zaten burada artık yabancı da biraz daha yani hem yabancı hem biz biraz daha net karlara bakmaktansa bilançonun yani gelir tablosunun üst kalemlerini işte FAVÖK'tür, esas faaliyet kârıdır, brüt kârıdır bunlara odaklanmaya başlamıştık ki enflasyon muhasebesiyle ilgili bu haber geldi. Şimdi enflasyon muhasebesiyle ilgili haber önemli. Sene sonunda bununla ilgili bir çalışma yapılacağı söylendi. Zaten seneye %17,5'luk bir enflasyon bekliyoruz ki bu enflasyon eskisi kadar yani 2024'te bu sene kadar enflasyon muhasebesinin etkisini görmeyeceğiz seneye. Ama yapılan çalışmada büyük ihtimalle enflasyon muhasebesinin katsayıları değiştirilecektir ya da tamamen uygulamadan kalkacaktır. Bu da tabii ki de daha iyi analiz yapabilmemizin önünü açacaktır. Daha iyi analiz derken daha rahat tahmin yapabileceğiz. Şimdi tabii bilançolar açıklanmadan önce bir net kar tahminleri yapılıyordu. Bunlarda büyük sapmalar oluyordu.
Şimdi biraz daha rahat tahmin edebileceğiz diye düşünüyorum. Tekrar edeyim, enflasyon muhasebesine karşı değilim ama her sektöre de her şirkete de aynı oranda bir enflasyon muhasebesi uygulanmasını doğru bulmuyorum. Şirkete soru soruyorum, cevap alamıyorsunuz. Hani ne, bu nedir, bu nereden gel? Onlar da çok hani konuya hakim değiller. O yüzden bence kalkması da bence Borsa İstanbul'u, finansal tabloları pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu yıl itibariyle faiz indirimi bekliyor musunuz? Çünkü Borsa İstanbul'da bir hikaye eksikliği dile getiriliyor ve Merkez Bankası'nın faiz indirim politikasına yaklaşması Borsa İstanbul'a bir hikaye olarak yansıyacak ve BIST 100'ü ya da hisse senetlerini pozitif olarak hareket ettirecek tarzında yorumlar çok fazla söyleniyor. Sen bu yorumlara katılıyor musun? Öncelikle bu yıl itibariyle faiz indirimi bekliyor musun? Onu bir cevaplayalım, ondan sonra bu pozitif yorumlara katıldığını soruyorum. Ben bekliyorum bu yıl bitmeden. Ancak tabii ortaya bir şart koyuyorum. Eğer Kasım ayında %45'in altında bir enflasyon görürsek, ki göreceğiz muhtemelen Kasım ayında, o zaman bence bir faiz indirimi küçük de olsa gelebilir. Şimdi Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayı enflasyonları açıklanacak tabii. Burada hem Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla uyumlu, hem de orta vadeli planla uyumlu bir enflasyon gelirse muhakkak bir reaksiyon alacaktır Merkez Bankası, ki son yaptığı toplantıdaki metindeki değişikliği hep beraber görmüş olduk. Eğer Ekim ve Kasım'da da beklentinin altında bir enflasyon rakamı görürsek ben Merkez Bankası'nın adım atacağını düşünüyorum ve Kasım ayında bir küçük de olsa, sembolik de olsa bir faiz indirimi gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden orta vadeli planda enflasyon hedefleri tabii revize edildi. Biraz o üst banda yaklaşıldı ama Merkez Bankası'nın, dikkat ettiyseniz, enflasyon rakamıyla artık uyumlu oldu. Orta vadeli plan, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, artık ikisi de aynı noktayı işaret ediyor ve büyük ihtimalle de yıl sonunda göreceğimiz %41,5'luk bir enflasyon olacak. O yüzden ben Merkez Bankası'nın küçük de olsa bir adım atabileceğini düşünüyorum diyebilirim. Bu arada tabii ki de Fed'in atacağı adımlar da çok önemli. Fed bu süreci başlattı ama tabii onlarla çok farklı iki dünyayız biz. Onlar başa 9.2'den 2.5'a kadar düşürdüler yıllık enflasyonu. Biz de artık düşüş trendine girdik ama hala çok yüksek seviyelerdeyiz. O yüzden onlar kadar olmasa da bizde de artık yavaş yavaş enflasyonun belirgin bir şekilde trendinin kırıldığını ve o trendin aşağı yönlü döndüğünü görüyoruz. O yüzden küçük de olsa bir sembolik olarak Merkez Bankası'ndan adım bekliyorum diyebilirim. Peki böyle bir görüntü dahilinde sektörel analizle nasıl yapmak lazım? Bankacılıkta mesela herkesin beklediği bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu, yani beklentiler bu şekilde. Ama diğer taraftan hangi sektörler daha fazla, hani bankacı bir tarafa bırakıyorum ama diğer sektörler hangileri olur? Eren Bey, herkes konuşuyor işte, bankadır, geo sektörüdür, çimentolardır, işte otomotivlerdir. Bunların hareketleneceğini herkes zaten görüyor. Müneccim olmaya gerek yok. Ben başka bir yerden konuyu açmak istiyorum. Tabii ki. Böyle cevap vermek istiyorum. Şimdi yan tahtalar özellikle biliyorsunuz Eren Bey, faiz artırımlarıyla beraber çok sert satışlar yedi. Şimdi ne alaka var aralarında, bir konuşalım. Yan tahtalarda biliyorsunuz kredili işlemler var. Kredili işlemler günlük faizi o kadar çok yüksek ki burada kredili işlem bile hani çok zor yapılıyor artık. O yüzden ben faizlerin %15, %20, %25 o bandı indiğimizde tekrar yan tahtalara alım gelebileceğini düşünüyorum ki piyasada da birçok kişi bence benimle aynı şeyi düşünüyor. O yüzden evet, bankalar tabii ki de net faiz marjları daha da iyileşecek. Oraya bir alım bekliyoruz. İşte daha çok ev satılacak, daha çok araba satılacak, faizler düştükçe tabii ki de bunlar etkileyecektir. Ama bir de görünmeyen arkada yan tahtalar var. %50, %60 değer kaybetmiş ve bir kıvılcım, bir ateş bekleyen şirketler var. Onlara da muhakkak ben bu faiz indiriminin yarayacağını düşünüyorum diyebilirim.
Biraz küresel tarafa da bakalım mı? Çünkü süremiz de oldukça kısıtlı. Çok hızlı bir senden cevap rica edeceğim. Sevgili yönetmenime de soruyorum. Kaç dakikamız olduğunda bana söylerse ona göre bir yönlendirme yapayım. FED'e ilişkin beklenti. Kasım ayında şöyle swap piyasasındaki fiyatlamalara baktığın zaman 50 bas puanlık faiz arttırma olasılığının daha da kuvvetlendi. Hatta %60'ların da ötesine geçtiğini gördük. Eylül toplantısı için bu gerçekleştiğinde FED gerçekten de 50 bas puanlık faiz indirimine gitti. Buradaki fiyatlamanın sebebi ne ve sen de gerçekten Kasım ayında 50 bas puanlık faiz indirimlerinin devamını bekliyor musun? 2 dakikamız var. Burada özellikle atacağı adımlar çok önemli Eren Bey. Neden? Hemen kısaca anlatayım. Eskiden tarım dışı istihdam verisi geldiğinde, yıllık TÜFE geldiğinde, bu iki veri de beklentinin çok çok altında geldiğinde biliyorsunuz piyasalara pozitif yansırdı. Ve biz Dow Jones'ta, S&P 500'de, Nasdaq'ta ve ons altında özellikle çok sert yukarı yönlü hareketler görürdük. Ama son iki tarım dışı istihdam verisi ve TÜFE verisi geldiğinde izleyin hep sert bir şekilde aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Neden? Çünkü piyasada artık bir resesyon korkusu başladı ve bu resesyon korkusu da piyasaları tedirgin ediyor. Birçok endeksi düşürüyor. İşte gelen büyüme rakamları iyi olmuyor. Bu da acaba resesyon geliyor mu? İşte Brent petrol düşüyor. Acaba resesyon geliyor diye piyasaya bir tedirginlik salmış durumda. O yüzden dediğim gibi ben 50'den çok biraz daha 25 bas puan olabilir diye düşünüyorum. Ama burada daha önemli olan bence ABD seçimleri. Trump kazanırsa eğer muhakkak Merkez Bankası üstünde bir baskı oluşturacaktır. Bunu yatırımcılar takip etsinler. Efendim Marbaş Menkul yatırım uzmanı Yasin Özdemir'e değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Paratoner programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.